Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beyzaz ve Kula markalarından birazcık bahsedeceğiz. Daha önce bazı ürünlerini inceledik ama bu bir güncelleme videosu olacak. Nasıl güncelleme videosu olacak? Biliyorsunuz şu cihazın zaten bizde incelemesi var. Ben bunu kendim para vererek satın almıştım. Şu cihazın da yine incelemesi var. Bu 120W'atlık, şu ufak olan da 65W'atlık şarj cihazı. Bundan üzerinde hem normal Type-A dediğimiz normal USB portu var yani çıkış var hem de Type-C portu var. Bu da aynı şekilde ikişer tane Type C ve USB portu var normal. Bunun bir de kula markası var. Yani bayız aslında kulayı aynı düşünebilirsiniz. Beyzaz biraz daha pahalı olan ve kutu şey diyeyim nasıl kutu tasarımı olarak biraz daha can canlı diyeyim. Kula markası da ucuz versiyonu gibi düşünebilirsiniz ama kalite olarak aynı olduklarını söyleyebilirim. Bazen ne fark ediyor? Mesela bunda iki tane Type-C var diyorum. Onda bir tane Type-C olabiliyor. Siz şimdi onlara çok fazla takılmadan ikisini tek marka gibi düşünebilirsiniz. Bir de bunların Powerbank'i vardı. Yine onu da incelemiştik. Üzerinde ekran falan vardı. Peki o Powerbank nerede? O bozuldu. Arıza yaptı. Zaten bugünkü konumuz da bu arıza olayları. Şimdi mesela ben bu ürünü aldım. Bunu ne için almıştım? Bilgisayarım var. Ben Macbook kullanıyorum. Onu Type-C'den şarj edebiliyorsunuz. Şöyle de bir Type-C kablo aldım. Bunu neden işte orijinal kablosuyla şarj etmiyorsun dersen ben bu masaya onu şey yaptım sabitledim. Arka tarafta sabit olarak kendi şarj cihazı sürekli takılı duruyor. Oradan da kendi orijinal kablosu geliyor. Onu burada kullanıyorum. Yani onu sürekli söküp takamıyorum. Bunun yerine bir tane yine Beyzaz markasından. Çünkü fiyat performans olarak cazip geldi. Ben bir de yeni markaları denemeyi seviyorum. Açıkçası hani ben normalde Anker falan alır geçerdim. Çünkü kalitesine güveniyorum ya da Raw Power falan gibi böyle markaları alır geçerdim. Bu kamerada o yüzden var. Birazdan buradaki şeyden de bahsedeceğim. Powerbank'ten de bahsedeceğim. Şimdi onları alıp geçerdim ama dediğim gibi biraz risk almayı da yeni markaları denemeyi de seviyorum. Hani yorumlara falan da bakıyorsun. Güzel yorumlar da görüyorsun. Hani diyorsun kan bir riske gir yine al diyorsun. Neyse. Şimdi bayağı da bir kablosunu aldım. Şimdi bu var. Mesela şu var. Bu Kula da olabilir. Evet bu Kula olan model. Yani marka. Yine bu da Beyzaz. Bu da aynı. Mesela bu da yine Kula. Bu da Beyzaz. Yani bayağı bir kablo var bende. Aslına bakarsanız şurada çanta da var. Onu da göstereyim. Bu çantanın içi de böyle kablolarla dolu. Şöyle de göstereyim. Yani ne oluyor? Eve gelen işte bir tanıdık bir şey oluyor falan. Kablolardan birisini çarpıyor yani istiyor. Ben de veriyorum. Anneme lazım oluyor. Babama lazım oluyor işte yakın çevremdeki insanlara lazım oluyor. Kablo bende çok fazla gidiyor. Ben de işte böyle uygun fiyatlı denk getirdim mi gördüğüm zaman falan alıyorum. Genelde de böyle şeyler lazım oluyor. Mesela işte iki tarafta Type-C. Bunun işte bir tarafı Type-C bir tarafı normal USB falan bu tarz şeyler lazım oluyor. Oldukça da alıyorum. Kablo olarak yani kalitesi nasıl diyeyimse 10 üzerinden 8 diyebilirim. Kablolarda çok çok bir sıkıntı yaşamadım. Bir tane modelini almıştım. O model nasıldı? İşte tek girişi var. Şimdi mesela power e taktık ya buradan tek alıyorsun gücü. 3'e ayırıyor yani üçlü dediğimiz hem lightning giriş hem micro USB hem de type C olarak çıkışları veren kablosu vardı. O geldi o mesela bir hızlı şarj ediyor bir etmiyor bir normal şarj ediyor bir hiç şarj etmiyor falan. O arıza yaptı onu iade ettim. O zaten hemen arızalıydı iade ettim direkt alır almaz iade ettim. Sonra bu şarj cihazı Böyle durup dururken çıt diye bir ses geldi ve yandı. Sonra ben bunu da yine garantiye gönderdim. Allah'tan aldığım site mağdur etmedi. Hani bunun yani orijinal yine aynısını gönderdiler. Ama Powerbank arıza yaptı. Powerbank'te ne zaman arıza yaptı? İşte satın aldık, incelemesini falan yaptık. 3 ay falan diyelim hani. Arıza yaptı, onu da gönderdim. Onu stoku almamıştı, parasını iade ettiler. Sonra benzer bir model daha gelmiş onun ama... Ben aldığım zaman o modeli 150-200 lira arasındaydı. Şu an diğer model 400 küsür liraydı. Yani birebir kapasite olarak aynı. Hani çıkış kapasitesi de aynı ama işte biraz renklendirmişler o LCD ekranı. Onun için fiyat da iki katına çıkmış. Yani hiç değmez öyle bir şey zaten. Ama artık ben bu markalara da biraz şöyle güvenim kırıldı diyeyim. Şimdi nasıl güvenin kırılıyor? Şimdi ben diyorum ya bu MacBook'la kullanacağım. Ya şimdi bir hata olur bir şey olur Macbook'a fazla akım gider vesaire Macbook'u bozar yani düşük bir ihtimal ama olur mu olur o bir kere seni korkutuyor. Yani şimdi bu cihaz 400-500 lira şu mesela 900 lira filan hani ucuz ürünler de değil ama Apple'dan orijinalini alsan orada da tabii güven olarak daha iyi sen hani için çok rahat ama orada da 3 katına falan çıkıyor fiyat. Oralara çok giremiyorsun. Bir de onda tek çıkış var. Bunlarda artık hem telefonunu işte hem işte bilgisayarını şarj edebiliyorsun. Bir avantaj da şu, şu ufacık şeyi alıyorsun. Çantanı atıyorsun. Nereye gidersen git bilgisayar, telefon hepsini şu ufacık şeyde şarj edebiliyorsun. O avantajı da güzel. Fiyat olarak da güzel. Ama şimdi ben mesela Anker'i falan kullandığım zaman hiç aklım geride kalmıyor. Ama şimdi mesela bunu kullandım. ilk başlarda her şey güzel. Biraz ısınması da oldu falan. Ama o çok dert edecek bir şey değil. Sonra bozulduğu zaman ya dedim can sen bunu aldın. Buna güvenip bir yere gittin. Atıyorum tatile çıktık. 20 gün 15 gün neyse tatile çıktık. Ya tatilde pat diye bozuldu. Hani satın alabileceğin yer var, alamayacağın yer var. Biz mesela ilk bile beraber işte Brezilya'da bir bataklığa gitmiştik. Yani orada bir hafta falan kaldık. Orada böyle bir şey bozulsa biz ayvayı yedik yani. Şimdi orada nereden bulacaksın? Su bulmak bile zor. Böyle bir şey ara ki bulasın. Hani hadi onu geçtim. Avrupa'da bir yere tatile gittin. Yani o anda niye öyle bir masraf yapasın? Bunu garantiye gönderme şansın kalmıyor falan. Yani insanın canını sıkan bir durum. Hadi dedim bu bozulduğu zaman bu tesadüf. Olur mu? Olur. Yani her üründe karşımıza çıkabilir. Yani dediğim gibi site beni mağdur etmedi ama yani insanın canını sıkan bir durum var. Dedim hadi bu tesadüf olsun. Sonra aynı şekilde powerbank de bozuldu. ya yani Powerbank'te de, de hiç ekrana görüntü gelmiyor, şarj etmiyor, tepki almıyor falan. Onu da gönderdim. O da anakart yandı falan diye işte geri dönüş yaptılar. Onun parasını iade ettiler. Ama markaya güvenim biraz sarsıldı diyebilirim. Şimdi bu sıralarda bana çok sorulan bir marka olmaya başladı. Çünkü incelemelerde olumlu yorum yaptım. Çünkü olumluydu yani o zaman her şey. Dedi, ama ben incelemede şey demiştim. Böyle şeylerin özellikleri 6 ayda falan, 1 senede falan anlaşılır demiştim. Hatta powerbank'lerde 1 senenin altında kaliteyi anlama şansınız zor. Çünkü alıyorsun işte ilk verdikleri kapasite fena değil. Ama sonra ne oluyor bu? Zamanla hani başkası %1 düşüyorsa o yüzde %5 düşüyor, %10 düşüyor. Kapasite 6 ay sonra belki de 0'a iniyor. Ama işte iyi bir markada aldığın zaman atıyorum Sanyo pil kullanıyor, LG, Samsung pil falan kullanıyor. Onlarda aldığın zaman 2 sene, 3 sene rahatlıkla kullanabiliyorsun. Tamam performansla kayıp oluyor illaki ama çok çok yüksek olmuyor. O tarz şeyler bu tarz ürünlerde de uzun vadede belli oluyor. Şimdi biz bu ürünü alıyoruz. 65 watt veriyor mu? Veriyor. İşte 3 çıkıştan portun hakkını veriyor mu? Veriyor. Ama şimdi bozulmasını tahmin edemiyorsun. Zaten onu tahmin edecek olsak biz neleri tahmin ederiz yani değil mi? Sayısal lotodur filandır öyle şeyleri tahmin ederiz. Onları kullanırız, oynarız diyelim daha doğrusu. Öyle şeylere hani bu yeteneğimizi harcarız. Ama en azından böyle bir güncelleme yapmak istedim. Şimdi bu markayı hiç almayın. Ne bileyim Beyzaz kuladır hiç bulaşmayın demiyorum. Ama dikkatli olun diyorum. Hani şunu da söyleyeyim. Ben bu cihazı getirdim ya size bahsedeceğim dedim onu da konuşalım. Şimdi bu Sony'nin ZV-1 modeli. Bunun şarjı çok fazla gitmiyor. Yani 35-40 dakika, 45 dakika hani Full HD ya da 4K videosuna göre değişiyor. Şimdi bu cihazı kullanırken neye ihtiyacınız oluyor? Bir güce. E sürekli de pil değiştirmekle uğraşmak istemedim. Dedim ki kan sen bunun üstüne böyle bir powerbank monte et. Bu şekilde kullan. Hani sana bir sıkıntı olmasın. E ben de bende mesela 20 binlik var. Şimdi kocaman. Bir tane Samsung'un modeli vardı. O da biraz büyük kalıyor. Link Tekin modeli vardı o da artık ömrünün sonlarına geldi. Sen dedim yeni bir tane ufak powerbank al. Yine Kula'da falan ufaklar vardı böyle kart boyutuna. Bu kredi kartından az küçük ama kalınlık olarak fazla. Kalınlık benim çok derdim değildi. Onun yerine dedim ki sen bu ürünü al. Hem Raw Power bildiğim bir marka LG'nin pillerini falan kullanıyor. Ben genelde bu markadan şey satın alıyordum. Kamera pili. Onlar yani bir de monitör pili var. Nasıl diyeyimse böyle ufak 7 inç falan monitörler var. Çekim yaparken genelde sinemacılarda falan görürsünüz. Onlara pil alıyorduk biz. Onlar da memnun kaldık. Sonra dedim ki Kaan sen bu markadan devam et. Hani alalı daha bir hafta falan oldu olmadı ama şu an kaliteli kalitesi diye bir şey söylemiyorum. Sadece hani ilk izlenim olarak memnunum. Hani malzeme kalitesidir, şudur budur. Hani verdiği değerler anlamında memnunum ama bunun kalitesi de tabii ki uzun vadede belli olacak. Ben burada normalde Beyaz Asya'da kullanım markasından hani bir model tercih edebilirdim eskiden olsa. Ama şu an güvenemedim açıkçası. Ben direkt hani güvendiğim marka ektim. Bazıları diyebilir ki abi niye risk alıyorsun ki git atıyorum Anker al. İşte değil mi? Sen şimdi Anker'in çok reklamını yaptık ama aklıma ilk o geldiği için söylüyorum. Ya da bilinen bir marka al diyelim. Yani daha çok bilinen bir marka al diyebilirsiniz. Ama yani biz teknoloji severler de böyle risklere ara ara girmeyi seviyoruz diyeyim. Hani direkt Apple'ın ürününü de alabilirdim. Dediğim gibi fiyat uçuyor. Orada da hani hem de özellik anlamında biraz azalıyorsunuz. Başka ne yapabilirdik? Hani başka da çok bir seçeneğimiz kalmıyor zaten. Ya riske girip böyle bir şey seçtim. Yani ne oldu? Garantiden değişim oldu. Sonuçta Türkiye'de 2 yıl garanti var. Avrupa'da falan alırsanız genelde 1 yıl garanti olacaktır. Oralarda işler biraz daha hani... Sizi kısıtlayabilir ama Türkiye'de garantisi olduğu için hele Amazon'dan falan alıyorsanız da hiç mağdur edeceklerini zannetmiyorum. E dersin ki bozuldu mu iade ederim ya da servise gönderirim. Öyle bir şey diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi en önemli sorun işte dışarı bir yere gittiniz, işe gittiniz, tatile çıktınız falan. Oralarda yarım bırakırsa yani yarı yolda bırakırsa o çok can sıkar. Söylediğim gibi işin özeti markalara karşı biraz daha dikkatli yaklaşın. Çünkü çok fazla soran var. Bir de böyle alışveriş şey, teknoloji alışverişi yaptığımız yerlerde de hani medya marktır, vatandır, teknosadır falan oralarda da satılmaya hani çokça satılmaya başladı. Oralarda da görenler hani elinize aldığınız zaman malzeme kalitesi iyi. O bakımdan hani insanı bir cezbediyor. Oralardan da alanlar da çok artmaya başladı. Onlar için de bir uyarı olsun. Dediğim gibi ben biraz tedirgin kullanmaya devam ediyorum. Kablo anlamında çok sıkıntım yok. Ama sıkıntı yaşadığım kabloları da oldu. Genelde böyle düz modellerinde, şöyle işte Type C'den Type C'ye ya da işte normal USB'den Type C'ye gibi modellerinde performans düşüklüğü biraz daha diğer markalardan fazla olsa da yani Prime markalardan fazla olsa da yani nedir bu? İşte kablonun uzunluğu genelde işte bu enerji ısıya dönüştürdüğü için biraz verim kaybı olur. Ama diğerlerinde bu verim kaybı biraz daha az. Bunlar da biraz daha yüksek onu da söyleyeyim. Ama bunu da herkes fark etmeyecektir. Binde bir kişi fark eder. Onun dışında çok fazla kablolar anlamında derdiniz olmaz. Ancak şunu söyleyeyim mesela Ugreen'den yani Ugreen, Ugreen artık ne derseniz Ugreen markasından Anker'den filan bunlardan biraz daha memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Bliss ürünleri mesela ondan da memnun kalıyordum o da fiyat performansı olarak iyiydi. Başka şimdi aklıma da gelen bir şey olmadı açıkçası ama bu markaya karşı birazcık temkinli olmakta yarar var. Bu markadan kastım da tabii ki Beyzaz ve Kula markaları. Bunların ikisini aynı olarak söylüyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer deneyimleriniz varsa onları mutlaka ekleyin. Başka arkadaşlar da faydalansın. Bizim amacımız biliyorsunuz kanalda bir farkındalık sağlamak, bir ortak birliktelik sağlamak. O yüzden sizin geri dönüşleriniz bu konuda çok önemli. Sonuçta ben bir kişiyim ama izleyenler binlerce kişi. Onların geri dönüşleri herkese yardımcı olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz ise de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.